Arkadaşlar, herkese merhabalar. Yaklaşık 2 haftalık bir ayrılıktan sonra yeniden beraberiz. Şu an her şeyin başı ve bütün altcoin'lerin kalbi olan Bitcoin ile ilgili bir analiz yapacağım. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar, Bitcoin'de 2 tane kritik hamle var. Ve bu 2 hamlede gerçekleşebilir mi? Evet, bu 2 hamlede gerçekleşme ihtimali var. Üçüncü bir hamle zaten yok. Bu 2 hamlede gerçekleşirse yapılması gerekenler nelerdir? Şimdi bunları irdelemeye çalışacağız. Bakınız arkadaşlar, bunu defalarca söylüyorum. Özellikle Bitcoin'de indikatörler sizi yanıltır. İndikatörle yola çıkarsanız, işte bu kapanışı, haftalık kapanışı burada yaparsa güvenlidir diye düşünürseniz, çünkü o Bitcoin'de çalışmıyor arkadaşlar. Niye çalışmıyor? Bakın, daha önceki yıllara bakmamız lazım. Daha önceki yıllarda boğa sezonuna girmeden önce son kez ne yapıyor arkadaşlar? Bakın, burada bir aldatmaca var. Aynı destek bölgelerinde, aynı noktada. Bakın, haftalık kapanışta genelde 22.800'lerin 22.000 evet 22.800'ün üzerinde kapatırsa olumlu olarak görülüyor. Fakat bu başlı başına yeterli değil arkadaşlar. Çünkü burada da kapatmış. Aynı destek çizgisinde, aynı trend çizgisinde kapatmış. Üzerinde güvenli imajı vermiş ama aşağı yönlü çok sert hareketle ne yapmışlar? Aşağı yönlü çok sert hareketle %60 oranında kaybettirmişler. Burada da benzeri bir hareket olabilir mi? Evet arkadaşlar, böyle bir ihtimal de var. Yok değil. Bu da ihtimaller arasında. Yeniden 18.000 desteği, 18.000 desteği çok çok önemli destekler. Zaten kırılırsa aşağı Allah'a hak getire yani. Diyecek bir şey yok yani. 17.500'ler, 17.500'ler kırılırsa zaten aşağı çok sert gelecektir. Çok çok sert gelecektir. 14.000'ler, 12.000'ler. 12.000 noktası önemli destek bölgesi arkadaşlar. 12.000 desteği de kırılırsa aşağıda 10.000'ler ve 8.000'ler ve buralarda kırılırsa daha da aşağıda yerleri var. Fakat daha aşağı getirirler mi? Ben daha aşağı getireceklerini düşünmüyorum. Daha aşağılara getireceklerini düşünmüyorum. Zaten bu noktalara gelirse arkadaşlar, sert şekilde aşağı gelirse çok anında hızlı şekilde toplar. Piyasayı çok iyi okuyanlar, çok büyük para sahipleri şu an takip ettiklerinde var arkadaşlar. Yüz binlerce Bitcoin olan, 200 bin, 300 bin Bitcoin olan balinalar da var. Bunlardan bir tanesini takip ediyorum. Özellikle Bitcoin arkadaşlar en tepedeyken, en tepe noktadayken satmış. Bir de bu noktada satmış yaklaşık olarak %75'ini. Fakat bu noktada özellikle çok büyük balinaları takip ettiğim birkaç tanesi var. Satış yapıyor arkadaşlar. Çok ciddi oranda Bitcoin satışı gerçekleştirmişler. Muhtemelen onların da öngörüsü, onların da görüşü Bitcoin bu tarz bir hareket yapacak. Bizi tekrardan aşağıda yakalarsak bizim için çok daha olumlu olacağını düşünüyor. Onların görüşü budur. Çünkü satış yaptıklarına göre, çok ciddi satışlar yaptıklarına göre muhtemelen bu hareketi bekliyorlar. Bu hareket gerçekleşme ihtimali var mı? Böyle bir ihtimal var. Peki diğer bir ihtimal nedir? Bakın arkadaşlar, diğer bir ihtimal de aynen burada olduğu gibi birkaç tane top gibi aşağı yukarı çekecek. Bakın, önemli destek bölgelerinde tekrardan getirecekler. 18.000 bandına, tekrardan yukarıdaki 24.000 bandına kadar gelgit yapacak. Ondan sonra yukarı yönlü hareket de başlayabilir mi? Bir ihtimal bu da gerçekleşebilir ama ha, benim öngörüm sanki bir aşağı getirecekler, ondan sonra başlayacaklar gibi. Yani direkt bu yönlü bir hareket beklemiyorum ama bu hareketin de beklenebilir arkadaşlar. Bu da bir düşük ihtimal de olsa ben bu da var. 2 hareket var. Birincisi bu, ikincisi bu hareket. Şimdi piyasada bu durumda ne yapmak lazım? Bu durumda şu an %75, %50'den fazla nakitte kalmak, %50 ya da %25 ile malda olmak gerekir. Niye? Bu tarz bir eğer düşüş gerçekleşirse eğer ve nakitiniz varsa çok ciddi şekilde kazançlı çıkarsınız arkadaşlar. Bakın, günler içinde paranızı 2x, 3x yapabilirsiniz. Bu tarz bir düşüşü yakalarsanız ve nakitte olursanız, ama nakitte olmazsanız maalesef zararda başlayacaksınız. Öncelikle maliyetinize gelmesi lazım. Bazıları şöyle düşünüyor. Tabii önemli bir kısmı, çok ciddi şekilde elinde parası olanlar bunu yapıyorlar arkadaşlar. Önemli bir kısmında hocam zaten benim çok az param var. Saldım çayıra, Mevlam kayıra, Allah hak getire. Yapacak bir şey yok. Önemli değil. Zaten az param var. Ne yapacağım? Yarısını nakite koysam ne olacak diye düşünenler de var. Bu da farklı bir düşünce. Fakat genelde büyük para babalar arkadaşlar bunu yapıyorlar. Onu söyleyeyim. %75 oranda nakitteler. Önemli bir kısmı bu şekilde hareket ediyor. En kötü şartlarda %50 nakitteler. Tabii ki full malda olan da var. Belki gelmez. Bu tarz bir hareket başlarsa diye düşünen de var ama benim direkt öngörüm bu tarz bir hareket değil arkadaşlar. Önce bir düşüş, ondan sonra yükseliş hareketi olacağını düşünüyorum.
Başka ihtimal yok zaten şu an piyasada gösterilen ve görülen maalesef ki. Çünkü önemli destekleri kırılırsa arkadaşlar aşağı yönlü çok sert gelecektir. Aşırı derecede sert hareketlerle gelecektir ve anında toplayacaktır. Çok anında belki bir bakarsınız bir gece yarısı kalkmışsınız Bitcoin %20 %30 düşmüş ve tekrardan yükselmiş. Belki yakalama fırsatınız bile olmayabilir. Eğer ki böyle bir düşüş yaparlar ise eğer bunları herkesin belki aktif olmadığı saatlerde de yapabilme ihtimalleri var mı? Bir ihtimal arkadaşlar. Bunu da yapabilirler. Belli olmaz. Ama şu an için benim Bitcoin'de beklenti bu yönde. Ve dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Korku maalesef çok had safhada istenmeyen bir piyasa olduğunu biliyorum. Kan ağlayan bir piyasa olduğunu biliyorum. Mutlu eden bir piyasa olmadığını biliyorum. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil. Benim kendi görüşlerimdir. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.